Sosyal medya esasında 40 milyon yurttaşımızın içerisinde olduğu, tartıştığı, görüş alışverişinde bulunduğu koca bir sosyal meydan esasında. Burada tartışılıyor, fikirler paylaşılıyor. Şimdi sıra geldi bu meydanda da yasak getirmeye, bu meydanda da vatandaşın düşüncesine, fikrine, ifadesine engel tanımaya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasanın içerisine konularak aradan geçirilmek istenen internete sansürde başımıza neler gelecek? İnternette yayın yapan bütün basın kuruluşları tek bir kararla yani kimin kararıyla? Yürütmenin başının kararıyla veya yürütmenin kararıyla 4 saat içerisinde kapatılabilecekler. 4 saat yani talimatı verecek, bürokrasi 4 saatte kapatacak. Yani bütün basın esasında bir şekilde otosansüre zorlanacak. Yani zaten basın özgürlüğü yoktu. İnternette de basın özgürlüğü tamamen kaybolmuş olacak. Bu yasayla yürütme Facebook'ta, Twitter'da, hangi blogda, hangi sitede, mesela Ekşi Sözlük'te ne yazdığınızı kaydedecek, izleyecek ve bütün yazılar, 40 milyonun bütün yazmış olduğu yazılar fişlenecek. Tek tek fişlenecek. Ve bu blokların, sitelerin sahipleri de kimlikleriyle beraber yürütmeye rapor edilecek. Yani şöyle düşünün, alışverişinizden elektronik postalarınıza kadar her şey kontrol altına alınacak. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Özel hayatın gizliliği diye bir şey kalmayacak. Ses bilgileri dahil kontrol edilecek. Varsayalım Skype üzerinden konuşuyorsunuz. Yurt içi veya yurt dışı. Bir yakınınızla, eşinizle, ahbabınızla, evladınızla. Bütün bu konuşmalar kayıt altına alınacak. Ve devlet bütün bunlara istediği zaman erişebilecek ve içeriklere sahip olabilecek, istediği zaman da şantaj olarak kullanabilecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu hafta bu yasa parlamentodan geri çekilmek zorunda. Hep beraber bu baskıyı uygulamamız gerekiyor. Geri çekilmiyorsa da bu yasaya genel kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçit olmayacak. Teşekkür ederim.